Evet, devre arasının en flash transferi için Beyaz Futbol YouTube'da sizlerle beraberiz. Gedson Fernandes Beşiktaş'ta Sinan Engin'le konuşacağız. Rasim Ozan Kütahyalı bakalım ne düşünüyor? Dünden beri paylaşımlar yapılıyor Rasim'le ilgili, ağlıyor mu ağlamıyor mu diye. Soracağız bakalım ne düşünüyor? Ama transferin iç yüzünü, perde arkasını değerli editörümüz Buğra Korkut'la beraber Evet. konuşacağız. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Valla karışık, çok karışık. Şimdi bir son dakika daha haberi geldi. Semih Kaya'yı Evet, Galatasaray'da tekrar. gençleştirme operasyonu devam ediyor Gençleştirme operasyonu Galatasaray'da. devam ediyor ama şey diyorlar, ulfolojiyle daha iyi olur diye ulfolojiyi de istiyorlar geri tekrardan. Bırakmasa Ya, futbolu değil mi? Riera da Bıraktı değil mi? oynayabilir. Bıraktı, Ha. bıraktı. Riera zaten hoca oldu. Riera ile aslında tamamlayabilirlerdi. Evet, şey o menajer futbolcu oluyor ya. Onun gibi olabilir Riera Olabilir aslında. aslında. Solda zaten Nuri sıkıntı Şahin var. gibi. Nuri Şahin gibi. Değil mi? Riera da fit gayet idmanlarda gördüğümüz Aynen kadarıyla öyle. Benim de olabilir. gördüğüm kadarıyla öyle. İşte Ya işin... gençleştirme operasyonunun sonucu geldiğimiz nokta bu Galatasaray'da. Yani işin şakası bir yana. Şimdi ben senle 2 gece önce dakika dakika Evet. konuştuk. Sen o anda dakika dakika, saniye saniye hem Beşiktaş tarafı hem Galatasaray Evet. tarafıyla görüşüyordun. Ve bunun üzerine dün Burak Elmas bir açıklama yaptı. Biz isteseydik alırdık, biz vazgeçtik diye. Galatasaray gerçekten vaz mı geçti? Ne oldu? O dakika dakika Şimdi anları bize şöyle, anlat. Galatasaray Gedson Fernandes'i 10 gün önce zaten bütün Galatasaray'a yakın muhabirler, haber kaynakları, ajanslar ne dedi? Gedson Fernandes Galatasaray hayırlı olsun dendi. Gedson Fernandes Galatasaray tişörtüyle hikayeler atmaya Evet. başladı. İstanbul'a dönüyorum, kuzenleri hikayeler atmaya başladı. Bu ne demekti? Galatasaray kanadından demek ki Gedson Fernandes olayının bittiğine dair artık kaynaklar tamam dedi. Ve çocuk da giydi tişörtünü bekliyor. Evet. Şimdi Galatasaray'ın eğer nabzını biliyorsan içeride taraftarın Gedson Fernandes'i çok sevdiğini, çok istediğini bilebilirsin. Eğer senin zaten Gedson Fernandes'le ilgili bir tasarrufun yoksa dersin ki şu an çıkan bu haberler yalan. Biz Gedson Fernandes'i istemiyoruz. Ve taraftar hemen kapatır konuyu. Yani niye istemiyorsun, niye böyle oluyor demez. Ama ne oldu geldiğimiz noktada? Beşiktaş aldı, Rize'de uçaktaydı, uçakta geliyordu, Evet. gidiyordu. Yani Sayın Başkan Galatasaray çıktı. alamadı oldu şu anda Bence alamadı. mevzu. Aslında şu da var. Son dakikalara kadar almaya çalışıyor muydu? Çalışıyordu, şöyle Ha. çalışıyordu ama. Açık bir şey söyleyelim. Galatasaray'ın parası yok. Yani Galatasaray'ın 5 kuruş parası yok. Harcama limiti. Ya aslında harcama limiti de demeyelim. Para yok Galatasaray'da. Evet, Yöneticilerde zaten para Erik yok. Pulgar'a Başkanda para yok. Yok para. ödenmedi para. Tabii Pulgar Kiralık parası bedava. Pena ödenmedi. bedava. Penya Bolis bedava. bedava. Yani O da borçlu olan. bonservissiz. Semih Kaya geliyor. Malatya kadro dışı bırakıyor. Sözleşmesini feshediyor. Alıyorsun. O da bedava. Yani bana kısaca şunu söyle. Galatasaray yönetimi o gece transfer gerçekleşirken hala uğraşıyor muydu, uğraşmıyor muydu? Galatasaray'ın tek amacı vardı. Son gün bedavaya Gedson Fernandes'i getirebilmek. Ya da daha uygun fiyata Bununla bedava birlikte bir olmaz tane da. futbolcusundan da feragat etmek zorundaydı. Bunu da yapamadılar. Ve bununla birlikte Beşiktaş kanadından hiçbir renk çıkmadı. Yani Beşiktaş kanadı biz bu işin içinde izlemedi. Her dakika Peki biz şu oldu mu? ilgilenmiyoruz. Beşiktaş Benfica ile görüşmeden önce Galatasaray'ı arayıp ne durumdasınız diye sordu mu, sormadı mı? Galatasaray mı? Beşiktaş Galatasaray'a Beşiktaş sordu sormadı. mu? Sormadı. Sormadı diyorsun. Sormadı. Çünkü bu işi yapan Ahmet Bulut. Benim duyduğumda şu. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ile ilgili hiçbir tasarrufu yok. Fakat Ahmet Bulut diyor ki getirebilirim. Ahmet Bulut'la da Beşiktaş'ın şöyle bir organik bağı var zamanında. Fikret Orman döneminden gelen Ahmet Bulut'a karşı bir borcu varmış Beşiktaş'ın. Bunun zamanında geçmiş senelerde Galatasaray'da Villa diye bir menajer vardı bilirsin. Bu Evet. Etobo transferleri falan böyle hiç Evet. olmadık yerde bir anda bir futbolcu çıkardı, gelirdi. Galatasaray Etobo'yu almış bir bakardık Villa'nın oyuncusu. Çünkü ama 2 gün öncesi NDI'ye gelecekken şey geliyor, Etobo geliyor falan. Bundan kaynaklı belli bir ilişkiler, bir de borcu varmış Beşiktaş'ın. Ahmet Bulut'a yanılmıyorsam. İşte Ahmet Bulut'un tasarrufunda Gedson Fernandes Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş için mükemmel bir hamle. 23 yaşında. Evet. Seneye Atiba büyük ihtimal olmaz. Pjanić yok. Oğuzhan sözleşmesi bitiyor. Salih isteneni veremedi. Hani o bölgede Benim düşüncem
Josef de Souza ve Gerson Fernandes orta sahası ikilisi Türkiye Ligi'nde her orta sahaya kim gelirse gelsin çok rahat üstünlük evet. kurar. Önlerine de istediğini koy. Geri i̇stediğine dönmesinler koy. Değil mi? Yani, arkası gelecek emanet. Hocanın Şenol Hoca gelecek diyorlar Beşiktaş'a bilemiyorum. Ama Şenol Hoca da gelse, başka bir hoca da gelse, Önder Hoca devam da etse o ikili Beşiktaş kadrosunu çok rahatlattı. Hem defansı rahatlattı hem ileriyi rahatlattı ki her gelen topu çok rahat bir şekilde alabilirler. Galatasaray'ın da durumunu söylemek gerekirse Gerson transferi zaten pastanın çileği oldu. Eskiden pastanın çilekleri Drogba olurdu Galatasaray'da. Snyder olurdu. Bu sefer Gerson Fernandes oldu. Ben Burak Elmas'ı çok seven biriyim. Çok da istedim başkan olmasını. Çünkü 2000 yılından beri bu kulübün içinde bütün dinamiklerini biliyor, bütün DNA'sını bilen bir adam olarak. Fakat geldiğimiz noktada artık zaten şu konuşuluyor. Konuşulmayı da geçti. Artık herkes hazır. Mart ayında İbra olmayacak bir yönetim. Bence İbra'ya da kalmadan... Başaramadılar değil mi? İbra'ya yani... da kalmadan direkt seçim şeyi tarihi verecek ve kürsüden inecek. Seçim olacak Galatasaray'da. Yeni yönetim geliyor. Peki yani Gerson olayı bardağı taşıran son damlaydı. Ya açıkçası Gerson da hani o pasta artık hazırdı pasta. O pastanın çileğiydi yani. Artık bitti. Çünkü şu var. Pazar günü Galatasaray Alanyaspor'la maç yapacak. Yani ben bir Galatasaraylı'nın en fanatik, en holigan da diyebiliriz böyle. Biz Alanya'yı şöyle yaparız, şöyle yeneriz, şöyle olur, böyle olur dediğini düşünmüyorum. Ne bir hocaya karşı inanç var, ne futbolculara karşı, ne yönetime evet. karşı. Yani Galatasaray'ın tek amacı artık ligde kalmak. Gomis de oynamayacak o maçta. Gomis de oynamıyor. Bir sonraki Kayseri Hı-hı. maçında hazır olacakmış galiba. Bir Gerson Fernandes transferini Sinan Engin'e evet, soralım mı? Evet. Sinan Engin'i şu anda arıyorum. Bakalım ne düşünüyor duayen yorumcumuz İmparator. Efendim. Sinan abi merhaba, nasılsın? Sağ ol Onurcuğum, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şu anda Buğra ile beraber Beyaz Futbol YouTube'da transfer programı çekiyoruz ve Gerson transferi ile ilgili fikrini almak için seni aradık. Evet valla şimdi bu tabii bir transfer başarısı olarak görülüyor. Yani ne diyorsun, Galatasaray'a çalım attım diyorsun. Tabii önemli olan bu futbolcunun Beşiktaş'a yani sağlayacağı faydayı tartışmak lazım. Beşiktaş'a ne fayda sağlayacak? Şimdi genç deniliyor. Tamam, her genç istikbal vaat ediyor mu? Her gençten aynı verim alabiliyor musun? Bir de bunun satışından yanılmıyorsam %50'de payı var galiba değil mi? Evet. Diyelim yani, 10 milyon euroya sattılar. 5 milyonu evet, Beşiktaş'ın, 5 milyonu Benfica'nın yani, olacak. Ya, yani. Şimdi ben geçen sene Galatasaray'daki performansını çok beğenmedim. Bir gol bir asist oynadı orta sahada. Ben baktım çok istikrarlı da oynamamışlar. Evet. Ama Beşiktaş'ta ne oynar? Beşiktaş'taki performansı tartışılır. Ama bir transfer başarısı olarak da tabii görülebilir. Ayrı bir şeydir. Çünkü rakibine çalım attın gibi görülüyor, algılanıyor. Ben tabii öyle çok takılmıyorum. Yani yani en azından işte rakibini işte sosyal medyada bakıyorsun işte diyorsun Beşiktaş taraftarı evet. bu konuda çok mutlu oluyor. Psikolojik i̇şte, bir üstünlük oldu. Öyle falan abi. Ben çok o işlere takılmıyorum ama önemli olan Beşiktaş'a ileride ne fayda sağlayacak? Hı hı. Beşiktaş bundan ne kadar para kazanacak? O tartışma konusu. Vereceği performansını hep beraber gözlemleyeceğiz ama genç olması bir avantaj. Peki, genç olması bir avantaj. Şimdi Benfica, Tottenham, Galatasaray gibi kulüpler görmüş bir futbolcu. Çaykur Rize'ye kiralık olarak gitmesi için ne düşünüyorsunuz Sinan abi? Vallahi o tabii herhalde Rize Spor'un bir başarısıdır o herhalde onu alması. Herhalde Beşiktaş'ta olan diyaloglarından dolayı. Herhalde Benfica'daki oradaki temaslarda Rize Spor'da herhalde bu işte dediğim gibi başarılı olmuş. Şimdi tabii oradaki performans da çok önemli. Maç yani, eksiği var. Sadece 4 maça çıkabilmiş bu sezon. Ya şimdi Onurcuğum bu arkadaş geri aşağı doğru inmiş. Yani hı hı. aşağı doğru inmiş yani. Şimdi Benfica çok üst düzey bir takım. Benfica çok üst düzey bir takım. Çok büyük bir takım mı? Değil. Tabii. Benfica'da oynayamıyorsun sonuçta Hı-hı. yani. Değil mi? Ya bu piyango. Bu bir şans yani. Beşiktaş eğer başarılı olursa, tutarsa, Beşiktaş bundan para kazanırsa bir şanstır bu. Yani benim için çok büyük transfer olarak görmüyorum. Peki. Bu bununla ilgili zaten detaylı görüşlerini de Beyaz Futbol'da cumartesi günü alacağız. Sinirlerini kaçırmasın. Oo evet. Bir de Dünya Beşiktaş Kupası'na gidiyorlar. Milli takımda da çok formda. Şimdi sen aynı durumda Lerin olduğunu düşün. Lerin'le hiç Beşiktaş'ın bir bağı yok. Bu performansla bir Lerin'i düşün. Kanada milli takımda atıyor en çok gol atan oyuncu. Oo, ama şu Lerin'e bu parayı vermiyorsun. Evet. O tartışılır. Onun evet. için Beşiktaş yönetimi dikkat etsin.
Bu uyarı Uyarıyorum. önemliydi. Bu uyarı gerçekten önemliydi. Buğracığımı da öpüyorum. Kolay gelsin. Saygılar Çok Sinan abi. selamı var Buğra'nın da. Saygılar, ağzına sağlık. Çok Öpüyorum. teşekkür ediyorum Görüşürüz. abi. Hadi bay bay. Evet. Sinan abinin dediği tehlike de şu. Şimdi Galatasaray tarafı özellikle bence Ha. gelecek bir Şimdi yeni şey olur yönetim mu? Larinler, Talişkalar bu saatten sonra çok güzel bir savaş bekliyor bize. Şimdi şey olur mu? Getson'a girersen Larin'e Tabii, girerler. O bu kesinlikle öyle böyle olacak. şey. Kesinlikle öyle Domino taşı olacak. gibi gidiyor. Ve dikkatini çekti değil mi abi senin de? Sayın Ali Koç'la Sayın Burak Elmas'ın arasındaki dostluktan dolayı hiç Fenerbahçe Gedson transferi hakkında girmediler. Evet. No, Ki geçen sene neler olmuştu? İrfanlar, Tabii mirfanlar. Burak Elmas Galatasaray'ın başkanı olmasaydı Gedson Fernandes Fenerbahçe'deydi. Aa bak, bu da enteresan bakış açısı. Kesin. Dostluk burada işe Evet. yarayacaktı ama yaramadı. Kesin. Bir de Rasim'i Eyvah. arayayım mı? Evet, hazır mısınız? Rasim Ozan Kütahyalı'yı arıyorum. Bakalım Rasim Ozan Kütahyalı ne düşünüyor Gedson Fernandes transferiyle ilgili? Çalıyor. Telefon acı acı çalıyor derler ya. Alo. Rasim merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Buğra ile beraber Pek iyi bir ya, ben fikrini pek alalım, bir iyiyim. selam söyleyelim dedik sana, selam verelim Valla dedik. yayında mısınız? Yayın mı Evet, yapıyorsunuz? şu anda yayındayız, YouTube'dayız. Gomis geldi ama Getson gitti Beşiktaş'a, hatta Rize'ye. Zaten sesimden de anlaşılmıştır. Moralsizsin. Ben 2,80 yatmış durumdayım. Yani baba. Getson bize öyle lazımdı ki. Şu an mı bu imza atıyor? Şu an mı? Yani Şimdi dün biz ben bu yayını yaptığımız öldürdü an Rize'ye gidecekken. Çaykur Evet. Rizespor için imza atıyor. Başkan Tahir Kıran da şu anda imza masasında. Sonra orada da Beşiktaş'a geçecek değil mi? Evet, Temmuz'da da yazında Beşiktaş'a geliyor. Ah bir ümit be sen. Canlı yayına bağlansana. Bence sen benim bundan sonra yapacağım bir futbol yorumunun faydası olacağını zannetmiyorum. Ümit Besen bağlanmalı ve diki Ümit Besen. aslında beni Ümit. Ha, Ümit şarkıcı Ümit Besen. Besen Ben şarkıcı de Ümit diyorum. Besen ya. Tamam, efsane. Ümit beni çağır Sevgilim, sevgilim. İlk istersen şahidin beni olurum olurum senin. senin. Bana kim bu diye soran olursa. Rize Eski aldı, bir biz mahvolduk derim sev. Ya olacak iş değil ya. Ha, Ama yani sen böyle üzülmesin. eski sevgilin başka biriyle evlenmiş gibi mi hissediyorsun? Ve arabada iki ata başkasına gidiyor. Ya. İyice işler Ama karıştı üzülmesin, yani. Bu Semih ne Kaya'yı abi? aldık. Yani ya Öyledir veriyor. Buğra ne oluyor oğlum? Dur, bir Üzülmesin Buğra'ya vereyim mi? İki üzülmesin. Galatasaraylı birbirinizi Evet. teselli edin. Bak, sana bir teselli Neden armağanı var Buğra'nın. kaybettik be abi ya? Diyorum. Abi nasılsın? Hiç iyi değilim be. Bak sen sesinden anlaşılıyor. Yani bugün Sofya'nın zekası çok rahatlayacaktık be Buracığım. Ya ben de Vallahi çok billahi. üzüldüm ama az evvel aldığım bir haberle çok sevindim ben. Hadi söyle Evet, bakalım. Semih Kaya'yı tekrar geri aldık. Hayır harika. İyi var bu bize bir teselli. Değil mi? Vallahi iyi. Ya Ciddi ciddi Gerson sevindi mesela ha. mı gitti abi? Yasin, iyi Hakikaten Burak misin? Elmas dediği gibi alacaktım da ben istemedim. Öyle mi? Nedir abi? Gedson konusu mu? Gerson Fernandes konusu. Yani istememişiz demek ki. 10 gün önce Ya sorumlu be. 10 gün önce aldık denildi herkese. Evet abi her gün 10 gün boyunca söylemiştik çocuk be. Galatasaray tişörtleriyle her gün hikaye attı. Geliyorum, dönüyorum diye. Fakat ne Aynen. olduysa artık son gün Beşiktaş'a gitti, Rize'ye gitti. Yani Olacak iş değil. ve Rasim'e şunu sorar mısın? Galatasaray'ın kavgalı olduğu mesela, çok Evet. arasının iyi olmadığı bir Rize'ye verilmesi için ne düşünüyor? Ya onu hiç kabul etmek Onu mümkün hiç değil kabul abi etmek ya. mümkün. Ama bir de rakibine Galatasaray'ın, öyle diyorlar bir de Evet şimdi. abi Öyle yani kızdırıyorlar hani. gerçekten. Ha işte o Semih Kaya'nın kesin mi ben zaten diyorum Semih Kaya'yı Evet kesin evet diyorum evet. o. Malatya'da Oh. Malatyaspor'da sözleşmesi feshedildi. Allah. Galatasaray'a döndü. Tamam iyi en azından bu bizim için teselliydi abi. Peki ben sana çok ilginç bir tane şey vereceğim, Söyle. bilgi vereceğim. Yeni Söyle. aldığımız transfer hakkında Pulgar. Çok iyi Evet futbolcu. 6 Pulgar. numara, Ha, Şilili. Şilili. Evet. 91 tane dövmesi varmış. Uf, vücudunda. Hayda. Nereye? 7 tane dövme eski sevgililerine aitmiş. Oo. Maşallah maşallah. Ulan hepsine birer tane mi yaptırıyor? Evet. Bizim
Bütün vücudunda yer kaybolmak zorunda, tuhaf tuhaf yerlere yapmak zorunda kalır ya. Vallahi ya, bu alem ya. Şimdi zaten şortlu fotoğraflarına bakıldığı zaman. Eyvah. Her yerinde her vardı. Her yeri kaplı. Peki, peki Uğur'cum, senden şunu rica ediyorum. YouTube'da herhalde telif sorunları var ama. Pazar günü ben Ümit Mesel'den bunu istiyorum abiciğim. Bu nikah masasını istiyorum yani. Şu Gelson Fernandez'i Ümit Mesel'in kıza vakti gibi bakıyoruz ya. Yemin ediyorum içim yanıyor ya. Ama senelerdir böyle değil mi? İrfan Can için böyle oldu, Mert Hakan için böyle oldu. Gezal'ı alıyordun, alamadın. Yönetim... Ya, ne olacak? Herkes de bana bunu soruyor. Sokak. Sana ben bir soru soracağım şimdi. Çok zor bir soru soracağım. Sayın Sayın Başkan'la olan dostluğunu da bildiğim için. Galatasaray Spor Kulübü üyesi olsan, evet. Mart ayında yapılacak kongrede İbra eder misin, etmez misin bu yönetime? Ya bu İbra işi biliyorsun, Türkiye'de ne olursa olsun edilir. Çünkü öbür yolsuzluk, hırsızlık gibi bakılır adam bilmem ne olur. Hayır, ikiye ayrılıyor. Şimdi bir tanesi mali, bir tanesi idari. İdari yönden. Ya baba, bana göre sevgili Burak biraz erken başkan oldu. Değil mi? Yani bence çok erken sorumluluk oldu. Ve zor gidiyor şu ana kadar. Kaldırabilmiş olduğunu söylemem mümkün değil. Yani sonradan yeniden Galatasaray'a hizmet edebilir diye düşünüyorum. Üzülüyorum da biliyor musun? Evet. Vallahi üzülüyorum, billahi üzülüyorum. Ama hatta yani, seninle yaptığımız önceki konuşmalarda falan hepimizin desteklediği bir başkandı. Yani ki inşallah gelir dediğimiz, gelmesini tabii istediğimiz bir başkandı. Fakat... Bu Galatasaray bir jungle. Yani bunu bak hemen, yani Burak maalesef çok genç olduğu için, yani maalesef beklediğimiz belki şu Avrupa'da, bize bir kan can olur mu onu bilmiyorum. Tabii bir Avrupa maceramız kaldı. Hayırlısı Boracığım yani. Hayırlısı. Kimi yiyor yani. Onur abiye tekrardan veriyorum. Kendine olsun. Dikkat et. Eyvallah, sağ ol. Evet, bak Buğra'yla konuşmak biraz iyi geldi sana bence. Biraz teselli vallahi ettiniz. Vallahi biraz böyle bir olabilir ama hakikaten moralim bozuk ya. Olur. Evet. Ya Gomis transferinin keyfi kaçtı değil mi? Kaçtı tabii abi ya. Gelemezecekti. Ya nereden çıktı bu iş abi ya? Biz seninle konuştuk ya. Gelson Fernandez'e. Evet, sen bana canlı yayında dört kere sordun. Onur ne tabii oldu ya, ne oldu diye Instagram canlı ya, yayınında. Bir kadın yaparız dedik, bilmem ne dedik. Abi ya, kısmet buymuş Rasim. Evet, Beşiktaş hayır. Size iyi yayınlar diliyorum. Ben şu an şeyimden, telefonumdan nikah masası dinleyerek hüzünlü şekilde hayatıma devam edeceğim Onurcuğum. Peki. Öpüyorum. Pazar görüşmek hadi üzere. Görüşürüz. Sevgiler, sağ ol. Bir şey eklemek istiyorum Onur abi. Galatasaray'daki temel sorunlardan. Şu anda fazla su üstüne çıkmamış ama bilenlerin bildiği sorunlardan. Bu Bartu Marsilya'ya imza attı biliyorsun. Hı-hı. Uçağa bindi, gitti, geldi. Sonra bir bakıldı. Galatasaray'ın Antalya kampında listede. Evet. Gidiyor. Tepkiler geldi. Bu çocuk imza attı. Neye kampa gidiyor? Oynamıyor zaten falan. Aa dediler, doğru. Biz bu adamı niye kampa götürdük? Kadro dışı bıraktılar, kampa götürdükleri futbolcuyu. Bayağı bir yönetim bugün, zaafı. Bugün Hürriyet gazetesinden Ali Naci, çok beğendiğim bir Galatasaray muhabiri. Takip ettiğim özellikle. Haber. Bütün takımlar kampa gitti biliyorsun. Galatasaray gitmedi kampa. Florya'da kar var. Otobüsle her gün geliyorlar Seyrantepe'ye, stada. Stadda evet, idman yapıyorlar, gidiyorlar. Neyse diyorlar, bu böyle olmayacak. Herkes gitti kampa. Biz de gidelim bari, Antalya'dan da pazar günü 4'te Alanya maçı var. Maça geçeriz. Gidiyorlar, otel bulamıyorlar. Ya. Otel buldular. Bugün Antalya'da hava muhalefeti varmış. Salonda çalışıyorlar. Yani. Bir... Kara bulutlar var, bir şey var yani. Biz evet, istemedik yönetim yani, olarak da zaaflar var da bir şanssızlık, bir şey de var, var yani. Yani biz Gelson Fernandez'i istemedik. Peki, evet. Gelson Fernandez'in bittiğini kim söyledi? Bütün muavirlere, bütün ajanslara. Ya. Gelson Fernandez herhalde çocuk akli dengesi bozuk ki 10 gündür Galatasaray tişörtü, idman şeyleri, aynen, hikayeler bu böyle o dolaşıyor. GLTSR'ye yazıyorsun. Ya kendi kendine tişört, gelin güvey oldu demek ki. Yani biz istemedik. Evet. Ajanslara i̇şte muhabirleri de başkaları söyledi. Böyle açıklamalar yapınca da inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Değil işte. Şimdi senle ben çok iyi biliyoruz o yazışmaları, gece evet, o saatlerdeki evet, yazışmaları. Evet, evet, evet. Yani biz istemedik
falan derseniz yok, inandırıcılığınızı yani kaybediyorsunuz. Şimdi kulüpte para da yok. Şimdi başkan dedi, ben dedi kasa kolaylığı kasa kolaylığı sağlayacağım diyerek geldi. Futbolcuları yani alacak konusunda sıkıntı yaşadıkları belli. Ben dedi Kemerburgaz sorununu çözüyorum. Yani Kemerburgaz tesis yapılacak dedi. Daha hiçbir şey belli değil ortada. Florya tekrar Fatih Hoca döneminde, o da Fatih Hoca'nın istemesiyle, baskısıyla Florya tekrardan bir revize edildi. Spor salonu yapılacaktı. Tabelası var spor salonundan, hiçbir şey yok. Galatasaray Adası'nın sorunu çözüldü dedi. Bu yönetimden dendi. Halbuki Abdurrahim Albayrak döneminden, rahmetli Mustafa Cengiz döneminden çözülmüş bir daha. Ya yani o zaman o dava halloluyor. Hmm. Dava sonucu bu yönetime denk geliyor. Evet. Yani tamam, bakıldığı zaman 5-6 tane yöneticinin istifa etti. 2 tane CEO'nun istifa etti. Hmm. Yani ortada ciddi bir başarısızlık var. Ve yani bunu şöyle eleştiriyorum bu yönetimi. İçinde çok sevdiğim abiler, kardeşler olmasına rağmen. Evet, ya iyi çok, niyetlerinden falan, Galatasaraylılıklarından zaten şüphe yok. Çok büyük Galatasaraylılar. Galatasaraylıların zaten kimse kimseni tartışamaz. Aynen. Ama o kadar büyük Galatasaraylılar ki bence zaten onlar da biliyor. Yani onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar ve zaten hani iş İbrahim'e kalmayacak bence. Hiçbir şekilde İbrahim'e kalmayacak. Sayın Başkan Burak Elmas da istifa mı edebilir? Fatih Altaylı'nın programına katıldı teke teke. Evet. Bir hafta önce dedi ki ben dedi İbra olmazsam dedi gerekeni yaparım dedi. Bu zaten ağzından çıktığı anda camiada bir rahatlama oldu. Çünkü hani uzatma diye bir şey yapmazdı. Hani davalar mavalar bilmem neler, buraya götürmeyeceğim işi dedi. Galatasaray'ın önünü açacağım dedi. Şimdi olacağı da sana söyleyeyim. Genel kurulda bakılacak zaten. Çok basit bir iş. Gelen kişi sayısı belli oluyor abi. Zaten şu an hava... Yani ben 30 kişiyle günde farklı farklı konuşuyorum üyelerle. Bir tane ibra edeceğim diyen yok. Değil mi? Yok. Bir tane yok. Ha. Benim de etrafımda yok. Kimse yok. Zaten tanımadıklarım da sosyal medyada bakıldığı zaman gel üyeler. Yani gayaben tanıdıklarım. Hepsi zaten dün dedi ben ibra etmeyeceğim, ben ibra etmeyeceğim, etmeyeceğim. Bunu da zaten başkan da görecek, bilecek o günkü havadan. Diyecek ki ben ibra olmamış şekilde giden başkan yerine çıkacak kürsüye, diyecek ki arkadaşlar ben seçim kararı aldım. Hmm. Seçim tarihi budur. Seçimde aday olmayacağım. Hepinize teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Çok büyük bir alkış alacak. Yerine oturacak ve Galatasaray'ın önünü açacak. Ha, o zaman ibra da edilecek. İbra da edilecek tamam, bence. Anladım. Çünkü yani en düşman gibi bakanlar bile Burak Elmas'a karşı. Yani Galatasaray örfünden dolayı. Bir de şey, ibra edilmemiş bir başkan. Bu enteresan bir yorum. Yani aslında bilgi yorum bu biraz. Senin aldığın o evet, izlenimlerin ardından yani şu yaptığın an hani bir yorum. Bir kişi çıkıp ben ibra edeceğim, bu yönetim doğru işler yapıyor diyen hiçbir Galatasaraylı ben tanımıyorum. Evet. Yani diyorsun ki çıkıp ben aday değilim, seçim kararı muhtemelen aldım öyle diyecek. Yapacak. İbra edilmemiş başkan Hı-hı. olarak anılmak istemediği için. Çünkü Burak Elmas inatçı bir başkan değil. Hani Galatasaray'ın önünü tıkı tıkı tıkayacağını evet, da düşünmüyorum. Gördü o da zaten neler olduğunu. Tecrübe de kazandı bence. Bundan sonrası artık şu anda Dursun Özbek mi olur, Sayın Dursun Özbek mi olur, Sayın Ünal Aysal mı olur? Ünal Aysal mı olur? Artık göreceğiz. Şimdi ekipler toplanıyor. İşler şöyle olacak. Ha. Ekipler. Onur gelsene. Hadi bir yemek yiyelim. Ha, i̇şte Ahmet Mehmet sen de gel. Yani. Bak sen şu olursun bu olursun. Hadi başkana gidelim. Aday olsun. Onun listesine girelim falan. Şu anda kaynıyordur. Kaynıyordur tabii, diyorsun. Peki. Bir özetleyelim. Rasim ne diyor? Nikahına beni çağır sevgili. Nikah masası şarkısı aklıma geldi diyor. Bizim yerimize gidip başka yere imza attı. Sinan abi biraz tereddütlü yaklaşıyor. Sinan abi benim her zaman için, yani böyle ne zaman odasının önünden geçsem kafamda bir şey varsa sorduğum bir insan. Ve mesela ben bir Galatasaray'la ilgili iyi bir şey heveslendiğim zaman da beni böyle dur derdi mesela. O dur dediği anda eyvah derim. Ve evet, dediği çıkar genelde. Derbilerde. Evet. Sinan abinin lens transferi konusunda söylediklerini unutmayın diyor. Evet. Sinan abiye en bir taraftarın Beşiktaş'ta olsun, Galatasaraylı olsun, Fenerli olsun en coşkulu anında o anda böyle ya abi ne diyorsun ya iyi transfer diyorsun ama Sinan abinin her zaman dediği çıkar. Ve Larin konusunda da Beşiktaş yönetimini uyardı. Beşiktaş yönetimi Larin konusunda elini çabuk tutsun, yanlış yapıyorlar dedi. Evet. Artık devamı bu yorumların Beyaz Futbol
cumartesi, pazar ve pazartesi Derin Futbol'da olacak. Buğra çok teşekkür ediyorum ben bir kez teşekkür daha. Ederim abi. Flash gelişmeler oldukça YouTube'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.